Artık final maçımız için vakit geldi, çattı. Enes Gezer ve Sinan Çağla kozlarını paylaşacaklar. 10 yaş daha genç Enes Gezer 30 saniyede nakavt etti İbrahim Karakuş'u. Karşısında biraz daha zor bir maçtan galibiyetle ayrılan Sinan Çağla var. Mavi köşede 23 yaşında 1.75 boyunda 77 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 7 maç var ve yenilgisi yok. Rakiplerini 3 kez nakavt etti. Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcusu, Erzurumlu sporcu Dadaş Enes Gezer. Ve rakibi kırmızı köşede 33 yaşında 1.79 boyunda 77 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 32 maç yaptı. 29 galibiyeti, sadece 3 mağlubiyeti var. 15 kez nakavt etti rakiplerini. Sinan Çağla Spor Kulübü sporcusu, Ağrılı sporcu Sinan Çağla. Müsabakanın ring hakemi, uluslararası hakemlerimizden profesyonel hakem kurul başkanı Sayın Cengiz Pank yönetiyor maçı. Evet değerli izleyenler, artık 77 kilogramdaki dörtlü turnuvamızda gecemizin final karşılaşmasına gelmiş bulunmaktayız. Enes Gezer ve Sinan Çağla kozlarını paylaşacaklar. Cengiz Pank sporculara son talimatlarını veriyor. Bizim de yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın İrfan Doruk bizlerle birlikte. Uluslararası Hakem Milli Takım Antrenörü ve aynı zamanda Esenler Belediyesi Tesisler Koordinatörü. Bu gecenin düzenlenmesinde de kendisinin katkısı çok büyük. Onunla da sohbetimiz olacak ama final maçımıza doğru, ringe doğru odaklanalım. İlk olarak Enes Gezer ve Sinan Çağla karşı karşıya geliyorlar. Enes Gezer 30 saniyede nakavtla İbrahim Karakuş'u mağlup etmişti. Sinan Çağla ise Ali Rıza Cadidi'ye karşı çok daha zorlu bir karşılaşmadan çıkarak buraya geldi. Ama tabii gecenin ilk maçlarıydı bunlar. İki sporcu dinlenme şansı buldular. Şimdi yalnız bir belaltı darbe var burada. Süre durduruldu. Sinan Çağla biraz dinlenme şansı bulacak. Enes Gezer tabii ki 23 yaşında biraz daha genç bir sporcu. Sinan Çağla'ya karşı 10 yaşlık bir gençlik avantajı var. Sinan ise rakibinden yaklaşık 4 santimetre daha uzun. Evet, Sayın İrfan Doruk'la birlikteyiz. Yani gerçekten çok güzel bir gece oluyor. Neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle sizlere ve TV8.5 ailesine teşekkür ediyoruz. Rüstem Döncü'nün ev sahipliğinde gerçekten güzel bir organizasyon olduğu Esenler'de. Bizlere bu imkanı sunan Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu'ya ve Spor Müdürümüz Erhan Akcan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Enes de gerçekten yakinen bildiğim bir sporcu. Sanda yapıyor kendisi aynı zamanda. Kickboks'ta Muay Thai. Enes galiba biraz da geldi. Evet. Enes biraz daha ısınmaya başladı mı? Evet, hocam? Evet. Enes yani çok geleceğe parlak bir sporcu. Onu yakinen biz de takip ediyoruz. Birçok şampiyonalarda görüyoruz. Enes Gezer biraz daha ısınmaya başladı. Dadaş değerli izleyenler, tekmelerini daha fazla kullanmaya başlıyor. Bir de push kick. Sinan Çağla yine her zaman olduğu gibi gel diyor rakibine. Şimdi Enes Gezer bakalım ne yapacak. Sinan sol direğiyle gelmek istedi. Enes bir tık daha hareketli, bir tık daha hızlı, yorulmadan geldi tabii bu maça. Evet evet. Yani çünkü bunun etkisi çok fazla olacak. İlk maçta erken nakavtla hasar da almadı, yorulmadı da. Evet. Erken bir nakavt bulmuştu. Tekmelerini daha fazla kullanıyor. Enes Gezer. Kombinasyonları biraz daha net. Sinan Çağla üstüne gitti Enes'in ama kapanmak zorunda kaldı. Enes'in kombinasyonları bir side kick isabeti. High kick yine kombinasyonun en sonunda. Her darbesinde alkışları da alıyor köşesinden. Enes Gezer high kick, push kick geldi. Sağ koşu kaçtı Sinan Çağla'dan. Ama tabii Sinan çok tecrübeli bir sporcu. Low kick. Evet. Denge bozuldu, ardından sol high kick isabetsiz. Keyifli bir karşılaşma oluyor şu ana kadar. Sinan ilk roundlarda rakibini biraz daha tanıyıp ardından ikinci roundla birlikte gaza basmayı seven bir sporcu. Ama ilk round şu anda Enes Gezer'in üstünlüğüyle geçiyor gibi. 40 saniye kaldı. İlk roundun sona ermesine değerli izleyenler. Low kick isabeti Enes Gezer'den geldi. Sinan Çağla karşılık verme çabasında. Middle kick çok net bir isabet. Enes Gezer. Sinan pres yapan taraf. Enes Gezer. Sol ardından high kick. Sinan Çağla sallandı. Enes Gezer bitirmek isteyecek maçı. High kickler bloklandı.
Sallandı ama yıkılmadı Sinan Çağla. 15 saniye var ilk round'un sona ermesine. Enes Gezer bakalım ne yapacak. Spinning back fist. Sinan iyi kapandı. Ön tekme isabetli Sinan Çağla. Sağ köşelere de olmadı. Son saniyeler ve ilk round sona eriyor. Çok yaklaştı Sinan Çağla'yı indirmeye. Çok ciddi sarstı Enes Gezer. Ama Sinan da dayanıklı bir şekilde ayakta kaldı. Yine de ilk round'un üstünlüğü Enes Gezer'de. Evet, iyi kapanıyor Enes'in rakibi de. Gerçekten güzel kapanıyor. Bu round üstünlük açıkları iyi bulurlarsa ikinci round'da biraz daha kontrollü bir şekilde devam eder. Ama Enes'in avantajını kullanıyoruz. Gördük birinci round'da. İlk maçı erken nakavttu. Burada avantaj sağlıyor kendisine. Ama güzel bir maç izliyor sevgili seyircilerimiz. Ekran başında sevgili seyirciler. Esenler'de gerçekten sportif anlamda da güzel çalışmalar oluyor. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göktuş'u Esenler'e 3 tane yeni spor tesisi kazandırdı. Bunları şu an Esenler'de gerçekten 3 aylık bir tesis burada. Büyük bir organizasyon. TV8.5'dan şu an canlı yayınlanıyor. Biz spor alanında Esenler'de varız. Gençlerin olduğu her yerde Esenler Belediyesi var. Biz de çok teşekkür ediyoruz sizlere emekleriniz için hem bu gece hem de spor olan katkılarınızdan dolayı. Şimdi ikinci round'a doğru geçeceğiz yavaş yavaş. Enes Gezer yani toplamda bu gece baktığınızda 3,5 dakika dövüştü şu ana kadar. Sinan Çağla 12 dakika 4 round boyunca dövüşmüş durumda 5. round'una çıkacak bu geceki. Yaş avantajı da tabii ki burada Enes'te. Sinan iyi kapanıyor yani. Ya çok tecrübeli bir sporcu gerçekten. İyi de kapanan bir sporcu. İkinci round ama Sinan Çağla şimdi taktik değiştirebilir. Köşesi de rakibini gayet iyi okur Sinan Çağla'nın. Bakalım ne yapacak. Enes Gezer biraz da sakin kalmak zorunda. Güzel kaçtı. Sağ köşeyi gönderdi. Geri doğru giderken de tekmelerini kullanıyor Enes Gezer. Sinan Çağla preste şimdi içeriden ne yapacak? Karşılıklı dizler. Hakemce İspanyol'a girdi. Kuşkik isabeti geldi Enes'ten. Aykik. Sinan Çağla'yı sarstı. Ön tekme isabeti. Sinan. Bir miktar sarılmak zorunda kaldı. Şimdi güzel kaçtı yumruktan Enes. İkinci anda hızlı giren taraf Dadaş. Enes Gezer oldu. 7 maçta 7 galibiyetli Sinan Çağla'nın karşısına çıktı. 8. profesyonel galibiyetini arıyor namalup kariyerinde. Öncü Fight Club'da 77 kilodaki dörtlü turnuvamızı da galibiyetle bitirmek istiyor Enes Gezer. Sarılma. Sarılmaması gerektiği konusunda Cengiz Punk'tan gelen bu uyarı var. Sinan Çağla prese devam ediyor. Enes ama şu anda bu baskı altında oldukça rahat gözüküyor. Sinan Çağla o sağ köşeyi yalnız isabeti çevirirse tehlikeli olabilir Enes için. Enes'in kartları çok düşük. Bir daha sarılırsan ceza alırsın. Onun cezasını sürpriz, zaten aynen kesmeye çalışıyor. Sürpriz olabilir herhalde. Sinan Çağla high-kick isabeti geldi yine. Tekmelerini çok iyi kullanıyor Enes Gezer. Sinan mesafeyi kapattı. Enes köşeden kurtulma çabasında Cengiz Pan karaya girdi. 1,5 dakika var. İkinci round'un sona ermesine sidekick'le geldi yine Enes. Tekmelerle isabeti buluyor ama ilk round'daki kadar güçlü tekmeler bulamadı. Şu ana kadar onu söylemek lazım. Yine de net isabetler Enes Gezer'den geldi. Low kick, middle kick'le devamını getirdi. Şimdi bu darbe biraz bel altı gelmiş olabilir. Geç köşe. Hakemin dur talimatından sonra da gelmiş olabilir. Sinan Çağla bir an yerde kaldı. Otur. Otur. Köşeye talimatları var Cengiz Punk'ın. Enes Gezer'in köşesi itirazlarda bulunuyor. Bir daha. Enes'e burada bir ceza çıkma, puan cezası çıkma ihtimali var. Okey. Evet, son uyarı diyor Cengiz Punk ve devam ediyoruz kaldığımız noktadan. Sinan Çağla sol köşeyi sağ aradı bulamadı. Enes Gezer'den diz isabeti. Kontik isabetli Sinan baskıya devam ediyor. Enes Gezer bu baskı altında biraz daha zorlanmaya başladı ikinci round'un son bölümüne geldiğimizde. Kombinasyonu high kick'le bitirdi. Push kick'le uzak tutma çabasında rakibini. Sinan Çağla'nın itirazları var Enes'in sarıldığı konusunda. Evet, Sinan'ın tecrübesi burada ortaya çıkıyor gerçekten. Evet. Araya giriyorum hocam. Bir puan ceza geldi çünkü Enes Gezer'e. Evet. Cengiz Punk sarılma demişti. Evet. Enes sarılmaya devam edince o bir puanlık ceza çıktı. Sinan belki de böylece maça dengeyi getirmiş oldu şu anda. İkinci round'un son bölümündeyiz. Sol direk isabetini buldu Enes. Sinan Çağla baskıya devam ediyor. Sağ kroşe kaçtı. Ve ikinci round'un da sonuna geldik. Neler söyleyeceksiniz?
Vallahi hocam gerçekten kıran kırana bir mücadele oluyor. Gerçekten her iki sporcu da kalitesini ortaya koydu. Üçüncü round dönüm noktası, hata yapan gider. Kesinlikle öyle ve yani finalin kaderi artık son 3 dakikaya, evet, son rounda kalmış ama olabilir. Gecenin de en güzel maçlarından bir tanesi. Kesinlikle öyle. Ya Sinan Çağla'ya tebrikler. Bu geceki 5 roundu tamamladı. Bu geceki 6. rounduna çıkacak. Enes Gezer gibi genç yetenekli rakibe karşı çok iyi performans sergiliyor gerçekten. Enes Gezer de tekmeleriyle etkili oldu. İkinci roundda daha fazla pres yaptı, daha fazla baskı yaptı Sinan Çağla. Enes'in de biraz bu dengesini bozmuş durumda. Son round belirleyici olacak. Üçüncü roundda her iki sporcu ustalığını ortaya koyacak. Burada usta olan götürecek bu işi. Artık final maçının son roundu, son 3 dakikası. Kader roundu değerli izleyenler. Enes Gezer ve Sinan Çağla karşı karşıya. Yeri ıslatma, dişliğini tak. Üçüncü roundun başlaması için artık her şey hazır. Dişliği tak, dökme, dökme yere. Gerçekten üstte döncüde bir marka, güzel bir kaliteli bir maçlar oluyor bu akşam. Çok güzel bir organizasyon. Sarılın birbirinize bakın. Bir sarılın birbirinize. Bu organizasyon devreye geçen herkese bir kez daha biz de buradan tebrik etmiş olalım. Üçüncü rounda başlıyoruz. Round başlarken Cengiz Bank'tan sarılma yok uyarısı geldi. Evet, çok güzel kombinasyonlar her iki sporcudan. Enes de güzel. Bağlantıları çok kuvvetli. Sinan Çağla üstüne gidiyor Enes Gezer'in. Enes Gezer sağ köşesiyle yakaladı Sinan'ı. Enes'e gelen bir darbe olmuş diyor Sinan. Karşılaşma devam ediyor. Kaldığı yerden. Sol direkt kaçtı. Sol kroşe, high kick. Tekmeleriyle devamını getiriyor Enes Gezer. Dar alanda bu tekmeleri çıkarmayı da başardı. Sinan'ın yumruklarından güzel kaçtı. Yine bir sarıldı burada Enes Gezer. Kombinasyon Enes'in üstünlüğü çok. Sinan Çağla baskıyı artırmaya çalışıyor. Break. Tabii çok tecrübeli bir isim. Dövüşün diyor Cengiz Punk. Mücadele biraz daha bu pozisyonlarda kilitlenmeye başladı. Enes'ten 1-2 kombinasyonu geldi. Low kick sağ kroşe yine kaçtı. Sinan'dan sol kroşede kaçtı Enes. İsabetleri bulan taraf Enes Gezer. Yumruktan kaçıp yine farklı sarıldı Enes Gezer. Sinan Çağla'da çok tecrübeli bir isim. Bu pozisyonları da kullanmaya çalışıyor rakibine karşı. Yani çok fazla tekrarını gördük bu pozisyonun. Direkt yumruktan kaçan Enes Gezer. Ve ardından sarılma pozisyonu. Köşeden kaçtı bir an, ayağı kaydı Enes'in. Sinan Çağla köşeye sıkıştırma çabasında Enes Gezer'i. Enes buradan sarılarak kendini kurtarmak istedi. Sinan Çağla'yı da yere indirdi bu pozisyonda. Hakem de uyarabilir. Evet, beyaz köşeye gönderiyor. Bir puan cezası vardı zaten Enes'in. Bir puan daha ceza geliyor. One point. Yani final karşılaşmasında. Sarılma bak. Sarılma. Dövüş. Müsabaka istiyorum. Gelen cezalar Enes'in biraz canını sıkabilir. Sarılma. Evet. 1 dakika 10 saniye var. Evet. Diz isabeti geldi Enes Gezer'den. Break. Geri adım. Geri. Bir adım geri. Sarılmalar devam ediyor. Son dakika giderken adım, değerli izleyenler. Break. Ayrıl. Break. Yani bunları taktik olarak da kullanma çabası var tabii ki. İki tarafta da var. Sporcular biraz yoruldu. Çok yoruldular tabii. Sinan özellikle yani 6 roundda dövüşüyor. Enes de çok yorgun. Bu geceki ikinci maçı onun da. Turnuvanın finali. Enes tekneleri performansı yukarıya kaldırarak biraz daha efor sarf etti. Onun yorgunluğu olabilir. Velotik isabeti. Sol front kick yine isabetli geldi. Sinan Çağla içeride bir diz üretme çabasında. Enes dize doğru gidecek. Yine ayrılacak sporcular. Hey! 15 saniye var. Sağ kroşe. Sinan Çağla maçın son bölümlerinde üstünlüğü biraz daha arttırmaya çalışıyor. Son 10 saniye dönerek geldi Enes Gezer. Sinan kapandı. Low kick, middle kick. O son low kick yalnız. Biraz bel altı geldi ve süre duruyor. Süre durduruldu. Karşılaşma bitmesine yaklaşık 5 saniye süre kala. Köşelerden de İtirazlar var. Hem Enes Gezer'in hem Sinan Çağla'nın köşesi oldukça yüksek sesli. Bu az maçta şu ana kadar. Tamam. Olur. Kazayla olur. Evet. Kazayla gelen bir darbe. Sinan Çağla şimdi kendine gelecek. Son saniyeler zaten karşılaşmada. Mücadele yeniden başladı. Sert darbeler son saniyelerde değerli izleyenler ve karşılaşmamız
sona eriyor. Enes Gezer mi? Sinan Çağla mı? Dörtlü turnuvamızı kim kazandı? Az sonra öğreneceğiz. Hakemler karar verecekler buna. Evet, ben de çok merakla bekliyorum bu. Belki Enes'in cezaları onun canını yakabilir. Ya 2 puan ceza gerçekten canını yakabilir Enes Gezer'in. Yani normal şartlarda o cezalar olmasa Enes maçı kazandı derdim. Evet, evet. Ama o 2 puanlık cezayı telafi edebilecek kadar üstünlük skurdu mu Enes kuramamış olabilir. Evet. Gözler tamamen şu anda hakemlerimizde olacak. Hakemlerimiz turnuvamızın finalinin galibini belirleyecekler. Ekran başında izleyen sevgili seyirciler de merakla bekliyor. Buna inanın. Yani çok güzel karşılaşmalar. Turnuvanın finalinin galibi tabii ki kemeri de alacak. Bunu da hatırlatalım. İşte karşılaşmadan görüntüler ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Enes Gezer mi, Sinan Çağla mı? Öncü Fight Club'da kemerin sahibi kim olacak? ...77 kilogramda dörtlü turnuva... ...heyecan dorukta... ...bakalım karşılaşmayı kim kazandı değerli izleyenler... ...Sinan Çağla ve Enes Gezer... ...3 round boyunca... ...kozlarını paylaştılar... ...skor... ...sonuç Tarık Sayın'ın elinde... ...siz öğrendiniz şimdi senlerin de öğrenme vakti... ...bakalım turnuvamızın galibi kim oldu... ...mikrofon Türkiye Tarık Sayın'da... ...Türkiye bu maçı bekliyor... Evet, değerli spor severler, değerli TV 8.5 izleyicileri, müthiş bir best of best izlediniz. Sonucu açıklamadan önce, i2.com katkılarıyla hazırlandığı bütün gece teşekkür ediyoruz. Esenler Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Esenler, Malatya Pide Lahmacun'a teşekkür ediyoruz. Erok Spor'a teşekkür ediyoruz. Style'ine teşekkür ediyoruz. Pozitif Mola'ya teşekkür ediyoruz. Beewolf Nutrition'a, Fit ve Hafif'e teşekkür ediyoruz. Şimdi sonucu açıklama zamanı. Hakemlerimizin yapmış olduğu ortak kararla 77 kilogram erkekler. Evet, açıklamakta ben gerçekten çok büyük heyecan diyorum. Bu turnuvanın kazananı 3-0 skorla Kırmızı Köşe Sinan Çağla. Sinan Çağla kazanıyor değerli izleyenler. Enes Gezer'in köşesine miktar tabii ki tepkili. Evet. Bu karara. Sinan Çağla kemerini kutluyor. Sinan Çağla kemerin galibiyetini kutluyor değerli izleyenler. Vazyomo'da Sayın Mehmet Bey. Evet arkadaşlar, haklı bir gururunuz var. Biraz sakin olalım. Evet. Vazyomo'dan Mehmet Bey. Beewolf Nutrition'dan Sayın Akın Hondaroğlu. Aynı zamanda Beewolf hediye çeki ve geceye katkılarından dolayı Profesyonel Hakem Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Punk tüm ekibi adına Nusret Öncü'den plaketini takdim alıyor. Müthiş bir best of best izledik. Gerçekten emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sadece sporcumuzu öne alıp geceyi ölümsüz hale getiriyoruz. Sayın Akın Onduroğlu. Ekranları başında izleyen kıymetli kickbox severler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Uzun zamandır pandemiden dolayı ara verilmiştik ve arka arkaya 30-40 tane organizasyon yapıldı. Ama bizim aklımız buradaydı. Kickboks'un Şampiyonlar Ligi Öncü Fight Club'tır. Bunu herkes böyle bilsin. Gerçekten beklentilerimin üzerinde bir organizasyon oldu. Buradan Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı'ya, Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu'ya bu güzelim tesisleri bize verdiği için yayında, yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kemeri alan Sinan kardeşimi tebrik ediyorum. Allah nasip ederse en yakın zamanda büyük bir projeyle yine sizlerle olacağız. Tarık, sana teşekkür ediyorum. Cengiz Hoca, sana teşekkür ediyorum. Bütün destekleyen herkese teşekkür ediyorum. İzgecan,
sana teşekkür ediyorum. Barış Aragül'e teşekkür ediyorum ve hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Evet, bugünün kazananı Sinan Çağla oluyor. Dizgecan sendeyiz. Evet değerli izleyenler, TV 8.5 ekranlarında çok keyifli bir öncü Fight Club gecesini artık geride bırakmış durumdayız. Birbirinden keyifli 10 karşılaşma izledik. 77 kilogramda Sinan Çağla'nın kazandığı bir dörtlü turnuvayı geride bıraktık ve artık yavaş yavaş sizlere veda etme vaktimiz de geldi. Ama hatırlatalım, TV 8.5 ekranlarında dövüş sporları heyecanı devam ediyor olacak. 4 Aralık'ta X Fight Arena Mert Akın organizasyonu, 11 Aralık Future Fight Night Ömer Elhaj ve Sinan Çağla organizasyonu var. 24 Aralık'ta Ersan Turan'ın konuğu olacağız. Tokat'a gideceğiz. 2 Ocak'ta Hakan Şaden'in nefis bir Muay Thai gecesi var. Star Fight Arena. Aralık ayı da yine dop dolu geçecek TV 8.5 ekranlarında ama artık bu gecelik bizlerden veda vakti. Esenler Spor Kompleksi'nden sizlere veda ediyoruz. Ben İzgecan Günal, bu yayının anlatımında sizlerle birlikteydim. Yönetmenimiz Barış Aragül'ü, ring anonsörümüz Tarık Sayın ve yayının size ulaşmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımız adına hepinize mutlu geceler diliyoruz. TV 8.5 ekranlarında bir başka keyifli dövüş gecesinde yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Şimdi tepeye çıkıyor.